Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda gene karşınızdayım. Bayağıdır video çekemedim. Bu yaz bahçelere çok uğraştım. İnşallah bahçelerin işim bitince onu da çekip size göstereceğim. Arada böyle yapmaya uğraşıyorum ama inanın hiç vaktim yok. Bugün size davetlerin vazgeçilmezi olacak bir poğaça tarifi göstereceğim. Poğaça kurabiye gibi bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Biraz da biz uydurduk bunu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi malzemeler: bir bardak yoğurt, bir bardak sıvı yağ, iki kaşık tereyağını yumuşattım, bir adet yumurta, biraz yağlı peynir, 1-1,5 yemek kaşığı kadar koyacağım, bir kabartma tozu, 5 bardak un, tabii ki 5 bardak una yarım tatlı kaşığı tuz. Önce yumurtamızı kıralım. Şöyle bir atalım, çırpalım bunu. Yumurtayı çırptık. Yumurtayı çırptıktan sonra gene miksere çalıştıracağım, ses olmasın diye ben şimdi anlatıyorum. Bir bardak yoğurdumu, bir bardak sıvı yağımı ve önceden yumuşattığım iki kaşık tereyağımı koyuyorum. Sonra içine şöyle, arkadaşlar ben yağlı peynir kullandım, 1,5-2 kaşık kadar ufaladığım yağlı peyniri koydum içine. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağız. Çırpma işlemimiz tamamlandı. Şimdi yarım tatlı kaşığı tuz, fazla değil, peynir var arkadaşlar, peynir tuzlu. Bu arada peyniri de oda sıcaklığına getirirseniz mikserde çok kolay biçimde karışımın içine yeniyor. Bir paket kabartma tozumu atıyorum. Şöyle. Ve 5 kaşık da 5 su bardağı da unu ilave edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi mikserimizi çalıştırıyorum. Yavaş yavaş. Mikserin döndüğü kadar, mikser dönmez olunca ben de yoğuracağım. Hamurumuzu hemen bir naylon kaba ya da nasıl cam kap neyiniz varsa hemen boşaltıyorum. Elle yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada bu dökülen unları da lazım oldu. Zaten tezgahım temizdi. Şimdi zaten mermerde biraz da yoğuracağım. Bütün o kırpık kırpık parçalara topladıktan sonra bunu alıyoruz. Mermer tezgahı olanlar için bu iş daha kolay oluyor arkadaşlar. Biraz da kısmet işi. Hamur işi seviyorsanız mermer tezgah tavsiye ederim. Şimdi buna birazcık daha göz kararı arkadaşlar. El kararı, göz kararı. Siz hamurun kıvamını elinizle artık anlayacaksınız. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapacağız. Ama yağlı olduğu için yoğurması çok kolay.
Biraz kulak memesinden hafif, az daha yumuşak bırakıyorum ben arkadaşlar. Her zaman için yumuşak hamurun kabarması iyidir. Evet arkadaşlar, şimdi evdeki bayanlardan bir taktik aldım. Çok fazla dinlendirmek iyi değil dediler. Yağını salabilir dediler. 5 dakika yeter. Şimdi bunu bildiğimiz köfte misali şöyle yapıyoruz. Bir adet tepsiye yağlı kağıdı yerleştirdim. Aslında yağlı kağıda da gerek yok çünkü kendisi bayağı yağlı, ama olsun, tepsi yapışmasından daha iyidir. Şu büyüklükte yapıyoruz arkadaşlar. Fırınımızda yaktık, ısıttık. Ne kadar? Bir ceviz büyüklüğünde. Şöyle yaptığımız vakit yeterli olacak. Tepsiye yerleştirme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi verdiğim ölçü tam bir tepsilik arkadaşlar. Biraz bunu seyrek yerleştiriyoruz. Çünkü birazcık hafiften kabaracak. Bütün işlem bittikten sonra bir yumurtanın sarısını poğaçalarımızın üstüne sürüyoruz. Yumurta sarısı sürme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi bu hal aldı arkadaşlar. Şimdi bunu iyi ısıtılmış bir fırına ben alt göze veriyorum. Birazcık tabanı da pişsin diye. Siz fırınıza göre değişik gözlere verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız pişti. Kıyır kıyır oldu. Altı da böyle. Şimdi bu poğaçalara alıp servis tabağını bir güzel dizelim. Emin olun arkadaşlar, misafiriniz geldiği vakit bununla tam mut olacaksınız. Şahane. Poğaçalarımızın tadına bakalım. Çok şahane oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bana ve yapanlara afiyet olsun.